Merhabalar, kulaklıklarım tam çalışıyor galiba, onun için biraz normal seviyede konuşacağım, yani yüksek sesle değil. Biz e, insanların düşünce şekillerini, bazılarımız, bazılarımız düşünce şekillerini sevmeyiz. İyi kötü hepimiz bir şekilde düşünüyoruz. Kimimize göre normal, kimimize göre anormal, kimimize göre ilkel, kimimize göre bazılarımız çağ dışı, kimimize göre öbürü sapıtmış falan bir düşünce şekli var. Herkesin bir düşünce şekli var. Ancak e, bazılarımızda e, düşüncesini beğenmediğimiz insanlara karşı ön yargılı bir şekilde hakaret ederiz işte çağ dışı, zekalı ee, hatta eski şey tabirle e, bir idraki Türk ya da e, idraksız Türkler bugünkü anlamı itibariyle. Nizamülmülk'ten bu tarafa. Bu da o da benim şeyim. Nedir? Travmam oldu Nizamülmülk ama olsun aklıma geldikçe en azından e, içimden de olsa kötü laf söyleme fırsatı buluyorum. Yani o kadar nefret ediyorum. Bu düşünce şekillerimizden e, bahsetmek istiyorum bu. Niye böyle? Niye farklı düşünüyoruz? Peki hevesin düşüncesi kötü mü? Yani sana göre, bana göre ya da onun bir bakışından bize göre e, birbirimizi anlayamadığımız noktalar nelerdir? Benim bildiğim ve anladığım kadarıyla ya da bilimsel olarak da kitaplarda anlatılanlar kadarıyla insanoğlu e, ilk aklı keşfettiğinden bu tarafa bak öncesinde düşünüyordu demiyorum aklı keşfettiğinden bu tarafa insanlar düşünmeye başlamışlar. Ve o günden bu tarafa da iki düşünce şekli ortaya çıkmış. Metafizik düşünce şekli, materyalist düşünce şekli. Peki metafizik düşünce şeklinde Neler varmış? Yani ilk baştan insanlar e, nasıl düşünüyorlarmış? E, metafizik düşünce şeklinin içerisinde e, his var, sezgi var, e, korkular var ve vahiy var. Sonradan vahiy de giriyor. Daha sonra mezheplerle beraber buraya çok önem veriyorum ben. Lütfen e, yani beni e, konuşmalarım kabul edersiniz, etmezsiniz. O ayrı bir şey. Lütfen buradaki sözlerime biraz dikkat edin. Mezheplerle beraber bu düşünce şekillerinin içerisine e, akıl da giriyor. Şimdi bizim Anadolu'da yaygın olan iki mezhep vardır bilirsiniz. Şafiler ve Hanefiler. Her ikisi de akıl ve sezgiciliği kabul ederler. Ya nasıl olur diyeceksiniz. O, o zaman ayrıldığımız nokta ne? Ayrıldığımız nokta vahiydir. Şafiler vahiyi kabul eder. Hanefiler ya da akılcılık ağır basan taraf, biraz erken açıkladım bu akılcılığı, vahiyi kabul etmezler. Bu akılcı tarafa yani öbürlerine metafizik dedik ya akılcı tarafa da materyalist felsefe düşüncesi diyoruz biz. Materyalist. Ma, ma, materyalist felsefe düşüncesine göre insanlar e, algoritmik düşünmeli, matematiksel düşünmeli ve sonuca akıl yoluyla gitmeli. Ancak sonradan bunlar yani mat, materyalist düşünenler anladılar ki ya da başlangıçta şeyde de vardı bu, mezheplerde de vardı. Biraz önce söyledim ya daha sonra bunu işte şey yoluyla düşünenler diyelim, bilimsel olarak düşünenler e, Hanefi mezhebinin bu akılcılığıyla sezgiciliği e, harmanladığını bir noktada görmezden geldiler. Sadece akılcılık var dediler. Halbuki akılcılığın olduğu her yerde sezgicilik de vardır. Geçen ben bir e, bu, Aziz Nesin'in oğlu profesör Ali Nesin var. Matematik profesörü. Onun bir konuşmasını dinledim. Diyor ki matematikte de diyor sezgicilik var. Düşündüm. Hayret ettim. Evet matematikte de sezgicilik var. Eğer sezgicilik pozitif bilimlerin içerisine matematiğe kadar girmişse o zaman bunu reddetmenin bir anlamı ya da aykırı konuşmanın bir anlamı da yok. Ancak buradaki esas anlatmak istediğim nokta şu. Metafizik düşünenler vahiye daha ağır basarlar sezgiciliğe. Sezgiciliği de değil diyelim. Hadi e, nasıl söyleyeyim? E, inanç sistemlerine, inanca ya da alışla gelmiş kendine empoze edilmiş inançlara, tarikatlara, hocanın laflarına daha önem verirler ve aklı ön plana çıkarmazlar. Ha şimdi tam da püf noktasına geldik. Demek ki inançlarda aslında hangisinin ön planda olduğuna göre şekilleniyor işler, inançlarımız, davranışlarımız. Yani her ikisinde de sezgicilik ve akılcılık var. Diğerlerinde de var. Yani insanın olduğu bir yerde akılcılık ve sezgicilik olmaz olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bu sezgicilik e, son zamanlarda bu depremlerde falan duyduk. Hatta biliyoruz. Yani ben sık sık konuşmalarımda da söylerim. Ben köylüyüm. Köy çocuğuyum ve e, oradaki ben hayvanları da çok yakından tanırım. Hayvanlar deyince bizde ee, bazı zaman şey anlamına geliyor, hakaret anlamına geliyor da, e, dili ağzı yok senin e, insafına kalmış diyelim senin arkadaşların falan onlara toplu hayvanlar diyoruz. Oradaki esas e, onların davranış şekillerini iyi anlayan birisi onların en az insanlar kadar sezgici olduğunu bilirler. Ha akılcı mı ne, akılcı mıdır bazıları? Akılcıdır da. Ancak insanlarda bu sezgiyle aklın birleştiği bir nokta daha var. Fikirdir o da. Ön sezidir. Hani sezgiciliğiyle e, fikri ya da o şeyi birleştirince fikir çıkıyor ya bizde bir de fikir vardır. Akılla ön sözü arasında fikir. Derler ki işte hayvanlarda eksik olan fikirdir. Neyse bu tarafı bırakıyorum ben e, konuyu dağıtmadan. Demek ki sezgicilik Allah'ın yarattığı tüm canlılarda var. O zaman düşünce yapılarındaki bu ayrımı ayrıştıranlara sormak gerekiyor. Kardeşim akıl ve sezgicilik tüm canlılarda olduğuna göre e, aranızdaki fark ne? Aradaki fark, biraz önce söyledim ya, biri vahiye de inanır, diğeri vahiyi reddeder. O ne diyeceksiniz şimdi? E, orayı çok karıştırmayın. E, ben, niye? O zaman e, biraz e, yasak tarlalara doğru gidiyor oluruz. E, sadece benim açıklamamla falan olmaz. E, orada işte şey biraz ipucu da vereyim. E, ben peygamberim, ben Allah'ına konuştum diyenlerin Herkese inanmaz A şeyler, akılcılığı ağır, ön tarafta tutanlar. Derler ki şarlatanlık yapma, öyle bir şey olmaz. Dün mesela bir video gördüm. Ben e Güneydoğu'da bir aşiretin kapısında, bahçesinin kapısında orada e oturmuşlar. Köpek gibi havlayanlar varmış. Neymiş efendim? E Bizi içeri alın, biz sizin kapınızda köpek olmaya geldim geldik. Pardon ben geldim. Yani böyle bir şey olmaz yani. E, aklım yesem yine olmaz. Allah büyük söylemeyeyim de yani. Geldik diyorlarmış. Bu peki akılla bağdaşı bir tarafı var mı? Yok. Sezgiyle mi bir tarafı yok, var mı? Yok. Buradaki nedir peki mesela? Bu adamlarda akıl yok mu? Var. O zaman e, bazı şeyler var ki biz orada aklımızı blok ediyoruz. Sezgiciliğimizi de sadece o yönde kullanıyoruz. Demek ki akıl ve sezgi herkeste var ama nerede nasıl kullanacağınla ilgili bir durum. İşte diyor ki adam Hoca Efendi diyor bir gün sırtındaki cübbeyi İbadullah Zilullah havaya fırlatmış. E, e cübbe kara bir bulut olmuş. Yağmur yüklenmiş hemen anında. Koca bir bulutun. E gitmiş işte. Hadi Anadolu'dan örnek vermeyeyim. Kobi çölünün üstüne sel olmuş yağmış. Yapma ya. Bir de yemin ediyorum. Vallahi bak kim anlattı? Hoca Efendi anlattı bunu. Bunu akılla bağdaşır bir tarafı var mı? Yok. Burada da işte akılcıların ön planda tuttuğu akıl devreye gidiyor. Kardeşim diyor. Senin anlattığın akılla bağdaşır bir tarafı yok. Ben de sezgicilik var. İnsan çocuğuna karşı sezgicidir gözüne bakınca anlar. Bir başka tarafta bir şeye karşı buradan bir tehlike geleceğini anlarsın sen. O sezgidir işte. Bir başka tarafta da bir e, bazı durumlarda sezgin ön plana çıkar. Aklınla çözemediğin bazı şeyleri sezginle çözersin. Yani normal bir insan hiç kimse sezgiciliği reddetmez. Akıllı bir insan sezgiciliği reddetmez. Akıllı insanlar Sezgiciliği bu şeyde de vardır yani reddetmediler. Bu bazı e, geçmişteki bilim adamlarından ya da nasıl söyleyeyim ben size erenlerden söyleyeyim ben. Hacı Bektaş Veli'de, Hacı Bayramı Veli'de, Ahi Evran'da, Mevlana'da, e, Şeyh Bedrettin'de vardır bu sezgicilik. Hatta Mevlana'nın orada bir tartışması vardır vahiy ile sezgiciliği ve akılcılığı tartışırlar. Yani bir tarafa vahiyi, akılcılığı sezgiciliği koyarlar. Bir tarafa da e, sadece sezgiciliği ve akılcılığı koyarlar. Onlar vahiyi reddederken öbür karşı taraf e, vahiyi yoksa derler, sezgicilik de yok. Bu meşhur bir tartışmadır. Bunu bazıları yanlış anlarlar. Akılla sezgiciliği karıştırarak onun ikisini karşılaştırırlar. Halbuki yanlış yok Hülasa demek istediğim şu ki insanoğlu hem sezgicidir hem akılcıdır. Ancak bunu nerede ve nasıl kullanacağınıza bağlıdır. Eğer akılcılığı ön plana çıkararak sezgiciliğinizle destekler ve beraber kullanırsanız aynesinin dediği gibi iyi bir matematik profesörü bile olabilirsiniz. Ancak bunun tersini kullanırsanız vahiy şey vahiye inanıp onda Allah'ın bütün vasıfları var diye sezgiciliği ya da duygularınız ön plana çıkarıp gidip kapısında ben senin kapında köpek olmaya geldim diye havlamaya başlarsanız o zaman onun kapısında köpek olursunuz. Aklınızı geri plana gitmişsinizdir. Allah herkese aklını ön plana çıkararak önce aklını sonra da sezgisini kullan kullanabilecek kısmetler nasip diyeyim. Ne diyeyim yani kullanacak fırsatlar versin. Öyle insanlar aklı başında akıl balik insanlar versin. Yetiştirsin. Yani öyle insanlar yapsın diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.